Herkese merhaba tekrar. Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Uzmanı ve Sosyolog Büşra Yılmaz ben. Aynı zamanda da Lisansüstü Tez Desteği Programı'nın yürütücüsüyüm. Bildiğiniz üzere bugün burada sizlere sunumlarını yapacak olan arkadaşlarımız hepsi aslında Lisansüstü Tez Desteği Programı'ndan destek almış ve başarıyla doktora araştırmalarını tamamlamış olan arkadaşlarımız. Bizleri kırmayıp bugün bu webinar davetimizi kabul ettikleri için önce kendilerine teşekkür etmek isterim. Farklı alanlarda yürütmüş oldukları bu tezlerinin 10 dakikalık bir sürede sunumlarını rica ettik kendilerinden. Nitekim böyle uzun bir süreçte büyük emeklerle yazılmış bir tezin 10 dakikaya sığdırılamayacağının bilincindeyiz. Ancak farklı mecralardan da dinleyicilerimiz olabileceği için en özet haliyle belki de alana ilgilerini uyandırabilecek birkaç anekdotla kendileriyle tezlerin paylaşımını bekliyoruz. Süre içerisinde sorularınız olursa kendilerine Q&A bölümünden iletebilirsiniz. Sonda tekrar kendilerine iletiyor olacağım. Bunun haricinde arkadaşlarımızı tekrar sunumlarını yapacakları esnada kendilerini tanıtmalarını da rica edeceğim. Dolayısıyla Abdurrahman Muhammed Bey'le başlayalım isterseniz. Kendisi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünde tezlerini tamamladılar. Yerel yönetimlerde insan kaynağı alımları ve hemşehrilik olgusu İstanbul'un bazı ilçe belediyelerinde ampirik bir araştırma tezini bizlere sundular. Buna dair bir sunum dinleyeceğiz. Ancak isterseniz öncesinde bilgisi olmayan arkadaşlarımız için ufak bir hatırlatma mahiyetinde bütün katılımcılarımıza lisansüstü tez desteği programı hakkında bir aktarımda bulunmuş olayım. Sizlere şöyle ufak bir sunum hazırladım. Bir saniye. Doktora çarşısı aslında lisansüstü tez desteği programımız sonrasında ortaya çıkmış. Kendi içinde de markalaşmış bir program. 2019 maruf çalışmaları esnasında doktorasını yürüten araştırmacılarımızın 3 dakika içerisinde tezlerini sunarak yürüttükleri bir yarışmada doktora çarşısı markasını aldı. Süreç içerisinde de lisansüstü tez desteği almış araştırmacı arkadaşlarımız tezlerini tamamladıkça webinar halinde de sizlere tezlerini iletmekte. Buna dair bir genel bilgi verecek olursak lisansüstü tez desteği programımız Marmara Belediyeler Birliği'nin bilimsel çalışmaları destekleme yönetmeliği kapsamında yürütülen bir program. Online başvuruları almaktayız. Sonrasında Marmara Belediyeler Birliği encümen üyeleri değerlendirmelerde bulunmakta ve sonra tez desteği sağlanacak öğrenciler belirlenmekte. Sonuçların ilanının ardından araştırmacı arkadaşlarımızla birer sözleşme imzalıyoruz. Nitekim bu bir işbirliği sözleşmesi gibi de düşünülebilir. Sonuçta bir karşılıklı win-win durumu var burada. Onların kazanmasını istediğimiz kadar bizler de kendilerinin tezlerinden fayda sağlamak istiyoruz. Nitekim şu anda sizlerle de bu tezleri paylaşarak fayda sağlayan kişilerin artmasını arzu ettik. Süreç içerisinde rapor takibi yapıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız da benden ayrıca bıkmış olabilir. Süreç içerisinde sürekli rapor hatırlatmaları yaptığım için. Ödemeleri de sürece yayarak yapıyoruz. Bu programın bir burs programı gibi algılanmamasını isteriz. Çünkü bu bir söylediğim gibi bir sözleşme işbirliği gibi düşünüldüğünde eğer tamamlanmamış çalışmalar olursa tekrar bu sözleşmenin gereklerini uygulamak zorunda kalıyoruz. Ancak bitirilmiş tezler tabii ki bizleri her zaman daha mutlu etmekte. Mezuniyetlerine, tezlerinin tamamlanmış hallerine kavuşmak bizleri de onlar kadar mutlu etmekte diyebilirim.
Süreç içerisindeki başvuru sayılarını görürsek gitgide artmakta bir başvuru tablomuz var. Daha da artacağını tahmin etmekteyiz. Yıllara bazla doktora desteklerimiz her yıl daha da artmış gözükmekte. Bir o kadar da tamamlanan tez sayımız var. Bu yıl itibariyle şu an 35 tane tezimiz tamamlanmış gözükmekte. Araştırmacı tablomuza bakarsak neredeyse iki katı gibi bir rakam. Kadın araştırmacılarımız da daha fazla. Burada bir pozitif ayrımcılığa gittiğimiz hakeza söylenemez. Takip edildiği takdirde istatistiklerde göstermekteki lisansüstü araştırmacılarının da yine bir büyük bir bölümünü kadınlar oluşturmakta. Desteklediğimiz tez konularına değinecek olursak, interdisipliner çalışan bir kurum olduğumuz için aslında çok fazla farklı alandaki tezlerin iş alanımıza, çalışma bölgelerimize denk düşmesi bizlerin onları destekleyebileceği anlamına geliyor. Kentle, şehir, şehircilik, yerel yönetimler gibi alanlarla ilişkilendirilmiş çok farklı alanlardan tezleri de destekleyebilmekteyiz. Ancak takdir edersiniz ki yerel yönetim, çevre, sosyoloji gibi alanlar ve alt başlıkları daha fazla başvuru aldığımız alanlar. Nitekim Marmara Belediyeler Birliği zaten Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik oluşturulan bir birlikti. Şu anda da çok fazla çevre çalışmaları yürütmekteyiz. Diğer alanlardaki yetkinliğimiz de gitgide artmakta. Ancak bu alanlarda gelen başvuruların da bizler de artmasını beklemekteyiz. Bunun devamında şöyle bir ufak bir hatırlatma yapayım isterseniz. 2016'dan beri başvuruların alındığı ve programın devam ettiği bir destek programı kendisi. Müjdeyi vermek gerekirse çok yakın zamanda da yeni dönem başvurularımız açıklanacak. Başvuru tarihleri için de takipçilerimizin sistemimizi takip etmelerini istirham ediyoruz. Şu anda da ekrandaki Marmara Belediyeler Birliği'nin adresinden sistemi takip ederek başvuru tarihlerini kontrol edebilirler. Şehir Politikaları Merkezi'ne ait link üzerinden de bizlere ekstra soruları olursa gönderebilirler diyorum. Şimdi de doktora tezlerini dinlemek için sözü arkadaşlarıma vermek istiyorum. İsterseniz Azem Bey, mikrofonu sizlere bırakmış olayım. Tekrar girişi sizlerden bekliyoruz. Abdurrahman Bey'le başlıyoruz. Ben başlayayım mı? Fark etmez hocam, ben de başlayabilirim. Buyurun hocam, başlayayım. İlk başta siz zikredildiniz. Tamam, teşekkürler hocam. Öncelikle Büşra hocamın da belirttiği gibi Marmara Belediyeler Birliği oldukça özgün bir kurum. Bizim de bilimsel çalışmalarımızı destekleme noktasında bizleri gerçekten iştahlandırdı. Ve çalışmalarımızı daha hızlı ve nitelikli bir şekilde ortaya koymamız noktasında oldukça bize katkı sağladı. Ben de çok teşekkür ederim Marmara Belediyeler Birliği'ne. Benim de araştırmam yine multidisipliner bir kapsamı içeren siyaset bilimi, yerel yönetimler, kamu yönetimi ve sosyoloji alanlarını kapsayan çok yelpazeli bir araştırma konusuydu. Şimdi sunuyu sizle paylaşacağım. Görünüyor mu? Tam ekranda yaparsanız Muhammed Bey, bir sorun yok. Oldu mu hocam? Teşekkürler, tamamdır. Benim araştırmamın başlığı yerel yönetimlerde insan kaynağı alımları ve hemşirelik olgusu. İstanbul'un bazı ilçe belediyelerinde
ampirik bir araştırma başlığını taşımakta. Sunumumun planlaması genel olarak 5 büyük başlık altında ve 4 alt başlık halinde olmak üzere toplam 9 bölümden oluşmuştur. Bunları zamanım kısa olduğu için hızlı hızlı geçeceğim. Bu yüzden kusura bakmayın. En gelen manasıyla hemşirelik ve kentler arasındaki ilişkilere baktığımız zaman günümüzde mega kentlerin paylaştıkları en önemli deneyimlerin başında göç olgusu gelmekte. İşte bu kentlerin sanayi çevrelerine içerisinde ihtiva etmesi, kültürel birlikteliklerin sürdürülmesi ve kent yaşamı içerisinde kaybolunmaması gereksinimleri karşılanması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Tabii mega kentler göçler açısından bir çekim merkezi olmaları hasebiyle belli başlı sorunları da beraberinde getirmekte. İşte bunlardan birisi de kente yeni gelen aktörlerin kentleşememeleri ve kent hayatı içerisinde kaybolmaları ve diğer bir sorun ise istihdam edilebilme olanaklarının kısıtlı kalabilmesidir. Bu saydığımız sorunların giderilebilmesinde belli başlı faktörler, dinamikler söz konusudur. Bunlardan birisi de hemşehrilik ilişkileridir. Tabii hemşehrilik ilişkileri sadece soyut bir kavram ve olgu olmasından öte dünyanın farklı bölgelerinde de işte diaspora, akraba grupları şeklinde farklı kavram ve olgularla da karşımıza çıkmaktadır. Ama genel itibariyle hemşehriliğin Türkiye'ye özgü bir kavram ve olgu olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bu araştırma boyunca kullanılmış olan kilit kavram ve teoriler bulunmakta. İşte hemşeri, hemşerilik, liyakat, patronaj, kayırmacılık, hemşeri derneği, simbiyotik ilişkiler, sosyal sermaye kuramı, sosyal baskın kuramı ve kamu tercihi kuramıdır. Hemşerilik ve yerel yönetimlerde istihdam konusu ele alınırken bu kavram ve kuramlara dayanılarak bir teorik çerçeve ve sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın problemi ise belediye bürokratları, yerel siyasi seçkinler ve hemşeri derneği yöneticilerinin algılarında belediyelerde insan kaynağı alımı ve hemşerilik olgusu arasındaki ilişki merkezi problemini teşkil etmektedir. Araştırmanın amacı ise belediyelerde insan kaynağı alımları ile hemşirelik olgusu arasındaki etkileşimin farklı boyutlarıyla detaylı analizinin yapılması amaçlanmıştır. Peki bu araştırmamızın önemi nedir? Farklılığı nedir? İlk olarak araştırmada farklı bir yöntem olan fenomenoloji tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alır bu. Yani farklı dememdeki kasıt hemşirelikle ilgili yapılmış olan diğer çalışmaların birçoğu anket yöntemiyle yani nicel yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Fakat bu araştırmada algı analizi yapıldığı için fenomenoloji tekniği kullanılarak özgün bir yöntem ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Diğer bir farklılık ise yapılmış olan diğer çalışmalar daha çok işte özel teşebbüsler üzerinde, özel girişimler özelinde ele alınmıştır. Diğer bir farklılığı ise bu çalışmanın kamu tercihi teorisinin öne sürmüş olduğu argümanları sınamasıdır. Kamu tercihi teorisini çalışan ve savunan teorisyenlerin en önemli argümanlarından birisi de bu KTT'nin geçerliliklerinin sınanmamış ve sınanmaya yönelik bir teşebbüsün olmadığı yönelik savlarıdır. Bu çalışmada da kamu tercihi teorisinin savları sınanmaya çalışılmıştır. Konuyla ilgili diğer yapılmış önceki araştırmalara bakıldığında ise işte biraz önce de bahsettiğim gibi daha çok özel teşebbüslere yönelik yapılmış çalışmalardır. Hızlı geçeceğim yöntem kısmını. Biraz önce de belirttim. Fenomenoloji tekniği kullanılmıştır. Bu fenomenoloji tekniğinin kullanılmasındaki gerekçe ise multidisipliner ve bütüncül bir bakış açısını gerektiren nitel araştırmalarda üzerinde araştırma yapılan olgunun bir boyutuyla ele alınarak bireylerin buna yükledikleri anlamlar yorumlanmaya çalışılmıştır. Burada bir olgunun tek boyutuyla ele alınmasındaki anlamdan yola çıkarak biz de istihdam boyutunu ele almaya çalıştık ve istihdam boyutunun altında da biraz sonra göreceğiz. Üç farklı ana boyut ortaya çıkmıştır.
Araştırmamızın evreni ve çalışma grubu İstanbul'daki 3 AK Parti ve 3 CHP ilçe belediyeleri oluşturmakta. Bunlardan 3'ü Avrupa kıtasında, 3'ü de Anadolu kıtasında yer almakta. Bu ilçeleri seçerken de rastlantısal olarak hareket etmedik. Eğitim faktörü, ortalama hane halkı geliri, göç ve kentleşme, etnisite ve mezhep faktörü, ideoloji, ilçe belediye organizasyonu, meclis üyelerinin demografik yapılarını göz önünde bulundurarak çalışma grubunu ve evrenini saptamış olduk. Peki kimlerle görüşüldü alan araştırması boyunca? Belediye bürokratları içerisinde belediye başkan yardımcıları, birim amirleri, belediye başkan baş danışmanlarıyla olmak üzere toplam 13 kişiyle görüşüldü. Yerel siyasi seçkinler kümesinde ise belediye meclis üyeleri, ilçe parti örgüt yöneticileri ve muhtarlarla, bilindiği gibi yerel siyasetin en küçük siyasi aktörü muhtarları da içerisine almak gereksinimi duyduk ve 7 kişiyle görüştük. Ve aynı zamanda hemşeri derneği yöneticileriyle konuştuk. Hemşeri derneği yöneticilerinin yanısına aktif olarak Konfederasyon Hemşeri Derneği yöneticileriyle de görüşerek toplam 7 kişiyle 27 kişilik bir doyum noktasına ulaştık. Araştırmanın sonucunda 3 ana boyut ve her ana boyutun altında da toplam 14 farklı olmak üzere alt boyutlar tespit ettik ve bunları önem derecesine göre boyutlandırdık, sıraladık. İşte yönetsel boyuta ilişkin bulgularımızda liyakat ve nepotizm, siyasi baskılar, kurum sınavları taraflılığı, yörecilik, temsili bürokrasi paradoksu, belediye oligarşisinin oluşması ve kamu hizmetlerinde verimsizlik gibi alt boyutlar ortaya çıktı. Keza yine siyasal boyutunda particiliğin ve hemşericiliğin belediyelere personel alımlarında oldukça etkili faktörler olduğu, bu yapılırken siyasi kariyer planlamasıyla yerel seçkinlerin hareket ettiği, hemşerilik ve mahalli idarelerin birbiri arasında simbiyotik ve kaçınılmaz bir ilişkinin olduğu ve hala siyasal feodal ilişkilerin mevcut olduğu sonuçlarına siyasal boyut altında ulaştık. Sosyal boyuta ilişkin boyutlara baktığımız zaman ise hemşeri derneklerinin kendi hemşerilerin sosyal ve kültürel olarak kalkınmalarını sağlayan birer mekanizma olmalarından ziyade politik mübadele aracı olduğunu ve bu yine ana boyut altında hemşerilik olgusunun kaynaklarını, baskı ve çıkar grubu olarak hemşeri derneklerinin fonksiyonlarını, sosyoekonomik statü ve istihdam arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş olduk. Bunlar tezimin ana metninde oldukça detaylı bir şekilde var. Hızlı hızlı geçmek durumundayım. Sonuç itibariyle peki seçmiş olduğumuz 6 ilçe için hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? Ataşehir açısından baktığımız zaman yeni yeni kentleşmekte olan bir kent. Halen gittiğimiz zaman da görebiliriz, her yerde yeni yapılmakta olan binalar, gökdelenler var. Bunun yanında hala bir kısmında da getto alanları bulunmakta. Bundan dolayı getto siyaseti ve hemşeri odaklar arasında rekabet sonucu belediyelere patronaj ilişkileri olarak yansıyabilmesi düşüncesi hakim. Beşiktaş için bakıldığında ise bilindiği üzere ortalama hane halkı geliri bakımından Beşiktaş İstanbul'da birinci sırada yer almakta. Literatürde de hemşerilik olgusunun ortalama hane halkı arttıkça bu ilişkilere başvurma seviyesini düşüreceği söylenmekte. Bundan dolayı hane halkı yüksek olduğu için Beşiktaş'ta hemşerilik ilişkilerinden ziyade daha çok mahalli düzeyde yerel komşuluk cemaati olarak kavramsallaştıracağımız Weber'in doğal ilişkisi temeline oturmakta. Üsküdar oldukça farklı bir bölge. Burası kentleşme sürecini tamamlamış, yerleşikliğini üst seviyede ele almış. Aynı zamanda oldukça eski bir belediye kültürüne sahip. Fakat burada daha çok Karadenizli nüfus yerleştiği için
ve daha önceden gelen bu nüfus siyaseti bir meslek olarak benimsediğinden dolayı hemşeri ilişkileri burada daha sık işlediğini ve bunun da İbn Haldun'un nesep asabiyetine bağlı olarak ilerlediğini söyleyebilmek mümkündür. Büyükçekmece açısından baktığımız zaman, özür dilerim, ben göremiyorum da. Esenler Belediyesi'ne baktığımız zaman ise burada daha çok particiliğin ve etnisiteye dayalı bir personel alımının olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bunun sebeplerinin biri de bu ilçeye daha önceden daha farklı köy birimlerinden göç eden kişiler arasında kurulan ilişkilerin dinsel ilişki bağları biçiminde ortaya çıkmaktan kaynaklı düşünülmekte. Büyükçekmece'de ise particiliğin ve bu ilçenin organizasyon şemasındaki yöneticilerin demografik kimliklerinde bakıldığında akrabalık ve hemşerilik ilişkilerinin personel alımlarında etkili olan bir sosyal sermaye aracı olduğu öne sürülebilir. En genel ifadeyle sonuç olarak siyasetçilerin kamuoyu desteği oluşturma açısından hemşerilik derneklerini iyi kullanması ve siyasi paydaşlar olarak dikkate alması gerektiği bellidir. Fakat kamu yönetimi bürokrasisi içerisinde işe alma, atama, terfi ve benzeri durumlarda hemşerilik olgusu baskın hale getirildiğinde Weberian bürokrasinin en önemli unsurlarından olan tarafsızlık ilgisi göz ardı edilmiş olacaktır. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık Muhammed Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu tezlerin bizlere ulaşmasına vesile olan Profesör Doktor Hamza Ateş hocamıza da teşekkür etmiş olalım. Bu arada sohbet bölümünden teşekkürlerini ve tebriklerini ileten arkadaşlarımız olmuş. Onları da sizlere aktarmış olayım. Şimdi Azem Bey'in tezini dinleyelim. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama bölümünde tamamladı. Parsel tabanlı 3 boyutlu kentsel büyüme tahmin modelini anlatacak bizlere. Sözü kendisine bırakıyorum. Öncelikle herkese selamlar, merhabalar. Benim tezim parsel tabanlı 3 boyutlu kentsel büyüme tahmin modeli. Tezimin gerçekleşmesinde katkısı olan Marmara Belediye Birliği'ne bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmiş olayım. 2021 yılında tezimi tamamladım ben. Benim aslında konuya bakış açım kentin makro formunu, kentin yapılı çevresini etkileyen unsurları modelleyebilir miyiz? Yani bunları tespit edip buradan yola çıkarak bir genel geçer bir model oluşturabilir miyiz? Şimdi ilk yaptığım işlem de bu açıdan farklı, aynı nüfusa sahip farklı kentsel dokulara baktığımız zaman aslında çok farklı yapılanma şartlarını görüyoruz. Yani içinde hepimizin tabii aklına bu kentleri görünce şöyle bir şey oluşuyor. Hani birincisi doğal yapı etkiliyor tabii ki. İşte yakınında deniz olması, eğim dereceleri, iklim bölgesi etkiliyor. Ama bunun ötesinde etkileyen bazı yapılı çevre ve sosyoekonomik çevre, yani görsellere bakarınca göremediğimiz unsurlar var mı? Ve bu unsurlar ne kadar etkili oluyor? Bunun araştırmasını yapıyorum. Burada yapılı çevrenin mekansal dağılımını acaba modelleyebilir miyiz? Aslında tezimizin temel sorusu bu. Bunun için tabii kentsel büyüme sürecini bir formülize etmemiz gerekiyor. Basit anlamda formülize ettiğimiz zaman kentsel büyüme aslında kent üzerinde bir talebin oluşmasıyla gerçekleşiyor. Bu talebi miktar ve tür olarak iki başlıkta değerlendirmek mümkün. Miktar ne kadar kentsel alanın yapılaşacağı, yani ne kadar inşaat alanına ihtiyacımız olduğu. Tür de bu mekan üzerinde nasıl dağılacak? Kentin hangi bölgelerine, hangi şekillerde dağılacak? Bunu etkileyen farklı unsurlar var. Yani talebin mekanda dağılımını etkileyen hane halkı büyüklüğü, plan kararlılığı, işte araç sahiplilik oranı, hane halkının gelir durumu veya tercihler. Yine miktarını da nüfus artış hızı, plan kararları, üst ölçekteki projeksiyonlar ve üst ölçek plan kararları belirliyor. Ve bunun neticesinde oluşan talep, kent üzerinde oluşan talep, kentsel büyüme talebi, çeşitli kriterlerin etkisinde mekana yayılıyor. Bunun neticesinde de kent ya yatayda büyüyor ya da dikeyde büyüyor. Yatay büyümesinden kastımız kentin saçaklanması ve kent makroformunun genişlemesi olarak değerlendirebiliriz. Ya da kentin yayılması olarak değerlendirebiliriz. Dikey büyüme ise bazen de kent içerisinde var olan yapılı alanların dönüşümü. Yani son zamanlarda artık daha çok bunu dikkate alıyoruz.
Küçük düşük katlı yapılaşmalar zaman içerisinde yerini yüksek katlı yapılaşmalara bırakıyor. Tabii bu süreç çeşitli aktörlerin etkileşimi içerisinde gerçekleşiyor. Temelde de kullanıcılar, işletmeler, yöneticiler ve yasal mevzuat aktörler. Ve bu aktörlerin mekandan beklentileri çok farklı. Yani yöneticiler aşamasında ve bu aktörlerin çeşitli kavramlarla ilişkileri çok farklı. Yani sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, dirençlilik üst ölçekten bakan, kamu yararını gözeten aktörler için birinci öncelik olurken alt ölçekte daha çok gelir, yatırım ve işte belki de barınma ihtiyacının karşılanması ön plana çıkıyor. Bu kentsel sistemi, bu karmaşık sistemi modelleyebilir miyiz sorusundan yola çıkarak birazcık modeller üzerinde araştırma yaptım. Aslında George Box'ın 1987'de söylediği önemli bir söz var. Temel olarak tüm modeller yanlış ancak bazı modeller kullanışlıdır diye. Geçmiş trendlerin ve bilinenlerin yardımıyla geleceğin tahmin edilmesi modelin temel prensibini oluşturuyor. Literatürde birçok modele ulaşmak mümkün. İşte mikro makro ölçek modeller, kısa orta uzun erimli modeller veya mekansal mekansal olmayan modeller diye. Temel bir model sürecinde önce değişkenlerin belirlenmesi, değişkenler arası ilişkinin ve ağırlıkların tespiti, modelin bir alanda sınanması, model sonuçlarının gerçek durumla karşılaştırılarak kalibrasyon yapılması, gerekirse revizyon yapılması ve sonra da ileriye yönelik tahminlerin geliştirilmesi. Literatürde bu konuyla ilgili çok farklı teknikler ve yöntemler var. Ben burada hücresel otomata modelini ve bunun prensiplerini tezimde kullandım. Genelde de eğer mekansallaştırmak açısından, kriterlerin mekansal etkilerini görebilmek açısından hücresel otomata sıklıkla kullanılıyor. Tezimin temel amacı aslında bir kentsel büyüme tahmin modeli oluşturulması. Tabii burada kentsel büyümeyi sadece yatay büyüme olarak değil, üç boyutlu bir büyüme olarak değerlendiriyoruz. Yine bu detayda aslında üç boyutlu modelleme detayında veri ihtiyacını karşılayabileceğimiz küçük ve orta ölçekli kentler bizim için çalışma alanı olarak oluştu. Şimdi modelin literatürüne ayrılan çeşitli unsurları var. Birincisi kadastral parselleri modelde en küçük birim olarak kullanılması. Yani aslında yapılaşma parsel temelinde şekilleniyor. Üç boyutlu değişimi ölçmek amacıyla emsal değerlerinin kullanılması. Hem talebin hem de kriterlerin çalışma alanı özelinde belirlenmesi. Genel prensiplerimizdi. Çalışma alanı olarak da Tekirdağ'ın Saray ilçesi. Yaklaşık 25-27 bin nüfuslu bir yerleşme. İstanbul'un etkileri hem doğal eşiklerin yoğunlaştığı bir bölge hem de İstanbul'un etkisi ve üst ölçek plan kararlarının etkisiyle yakın gelecekte çeşitli arazi kullanım değişikliklerine, kentsel büyümeye sahne olabilecek bir bölge. Yükselti ve eğim açısından yönlendirici etkilerin nispeten düşük olduğunu görüyoruz. Tabii biz burada aslında modelimizin prensibinde parsel üzerindeki yapılaşmanın miktarını emsal temelinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için de kamu ve işte kamu mülkiyetine ait olan veya işte kentsel donatılara ait olan parselleri modelin dışında tutuyoruz. Sadece özel mülkiyette yani parselin üzerindeki muhtemel yapılaşma baskısını tespit edebilmeye çalışıyoruz. Bunun sebebi de kamu mülkiyetinde yapılaşma farklı ihtiyaçlar doğrultusunda ve farklı kararlar doğrultusunda yer alınıyor. Öncelikle emsali etkileyen kriterlerin belirlenmesi çalışmamızın birinci aşamasını oluşturuyor. Bu aşamada kent özelinde yaptığımız çeşitli istatistiksel araştırmaları değerlendirmiş olduk. Ve mevcut yakınlık, planlama kararlarına doğru yakınlık, plan kararları, sosyoekonomik yapı ve yapı çevre olmak üzere 5 başlıkta kriterleri gruplandırdık. Sonrasında bu kriterlerin ağırlıklarını yine mevcut durumdaki emsal değerleriyle ilişkileri bağlamında korelasyon analizleri kapsamında belirledik. Yine kriterlerin alt kırılım noktalarının ağırlıklarında benzer şekilde korelasyon analizleriyle elde ettik. Sonrasında bu değerleri 2012 yılına ait yapılaşmış alan emsal değerleriyle yakınlık kriterlerinin arasındaki ilişkiyi belirleyip kriter ağırlıklarını tespit ettikten sonra modelimizi kullandık ve 2019 yılı için bir tahmin gerçekleştirdik. 2019 yılı için gerçekleştirdiğimiz tahmini mevcut durumdaki emsal değerleriyle karşılaştırıp bir kalibrasyon sürecinden geçtik. Sonra da 2030 ve 2040 yılları için çeşitli öngörülerde bulundu. Model kapsamında, çalışma kapsamında belirlediğimiz kriterleri ekranda görüyorsunuz. Kriterlerin nasıl değerlendirdiğimizle ilgili yine çeşitli unsurları görüyoruz. Burada mevcut durumdaki yakınlık kriterlerinin, yani mevcutta üzerinde yapı olan parsellerin emsal değerleriyle ilişkisini
irdeliyoruz. Bunları istatistiksel olarak karşılaştırıp ağırlık değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Sonraki aşamada yine plan doğrultusu kapsamında, yani planlanan yakınlık kriterleriyle emsal değerlerin ilişkisine bakıyoruz. Ve bunların etki derecelerine bakıyoruz. Biraz daha açıklamak gerekirse, mesela şimdi şunu herkesin aklında şöyle bir soru gelebilir. Zaten biz bunu planlıyoruz. Yani yapılaşmanın mekanda nasıl dağılacağını biz kendimiz planlar aracılığıyla bu işlemi, süreci ilerletiyoruz. Ancak tabii her zaman böyle olmuyor. Yani Türkiye'de planların uygulanma aşaması süreç içerisinde ya plan etkisiz hale geliyor ya işte küçük değişikliklerle artık plan kullanılamaz hale geliyor zaman içerisinde. Bunun da sebebi parsel üzerindeki yapılaşmanın talebini doğru belki organize edemiyor planlar. Yine planlanan kriterlerinden sonra da yapılı çevre kriterleri. Yapılı çevrede de parsel büyüklüğü ve 50 metre komşuluğundaki yapılaşmış emsal değerlerini dikkate aldık. Sosyoekonomik yapıda da arazi değerleri, mekansallaştırabildiğimiz temel kriter olarak karşımıza çıktı. Kriterleri belirledikten sonra mevcut yapılı parsellerle belirlediğimiz kriterler arasındaki ilişkilere baktıktan sonra tüm boş parsellerin bu kriterler bazında alabileceği değerleri tek tek formülize etmiş olduk. Tek tek parselleri verileri aktarmış olduk. Ve bunun sonucunda, yani aslında bu bir ağırlıkla çakıştırma süreci. Bunun sonucunda mekanda emsallerin mekansal olarak dağılımı ile ilgili şöyle bir görsel karşımıza çıktı. Bu parsellerin emsal oranlarının göreceli olarak birbiriyle ilişkili olarak dağılması anlamına geliyor. Ancak burada gördüğümüz gibi en küçük 0.07, en büyük de 0.40 birim söz konusu. Bunun gerçek emsal değer olarak kullanılabilmesi için bir kalibrasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu aşamada da 2019 yılının mevcuttaki emsal değerleriyle bizim modelin öngördüğü değerleri karşılaştırıp bu ikisi arasında bir ilişki kurgulamaya çalıştık. Ve çeşitli fonksiyonları denedik burada. İşte polinom, lineer, exponential ve logaritmik olmak üzere. Sonrasında aslında burada bir doğrusal ilişki olduğunu varsayıyoruz. İşte nokta dağılım grafiğine de baktığımız zaman en uygun grafik aslında doğrusal bir ilişki grafiği olarak çıkıyor ve bir formül buluyoruz. Bu formül neticesinde de model değerlerini kalibre edip bunları emsal değer olarak kullanmaya başlıyoruz. Ürettiğimiz modelin performansını ölçebilmek açısından, doğruluğunu ölçebilmek açısından biz şimdi 2012 yılındaki verileri kullanarak 2019 yılı için bir tahmin bunda bulunmuştuk. Aynı yıllar arasında gerçekte emsal değişimi yaşayan parsellerle modelin emsal değişimi öngördüğü parselleri karşılaştırdık. Aslında burada da doğruluk oranının, yani şu sağ taraftaki görselde model tahminiyle mevcuttaki değişim oranının paralel ilerlediğini gördük. Bunun ötesinde, şimdi modeli artık bir model ürettik, bu kullanılabilecek bir model haline geldi. Bunu 2030 ve 2040 yıllarındaki kent özelinde tahmin yapabilmek için o kentteki talebi belirledik. Talebi de hem mekansal anlamda, yani hem de tür anlamında belirledik. Buradaki tür, kentsel dönüşüm, yani var olan yapının dönüşmesi diye desek daha doğru olur. Ya da yeni gelişme olarak değerlendirdik. Ve bunun kent bölgelerinde hangi oranlarda bu gerçekleşmiş 2012-2019 yılları arasında? Buradaki eğilimi bir sonraki yıllarda devam edeceğini varsayarak kentin çeşitli bölgelerinde yeni dönüşüm ve yeni yapılaşma nasıl dağılacak? Bu oranları bulmaya çalıştık. Ve buna göre de 2030 ve 2040 yılı özelindeki inşaat alanlarına tekabül eden emsal değerlerini mekana dağıtmış olduk. Neticede 2012 yılının işte 3 boyutlu görüntüsüne baktığımız zaman 2019 yılında kentin kuzey-güney aksında birazcık daha emsal değerlerinin arttığını görüyoruz. Bunlar emsal değerlerini gösteriyor bu arada. 2030 yılında bu genişleme kuzey-güney ve mesela şu aks bir kısmı biraz daha ön plana çıkıyor ve aslında doğu aksı biraz daha ön plana çıkıyor. Bizim modelimizin sonucuna göre. Yine 2040 yılında kentin güney-doğu kısmında yapılaşmanın arttığını görüyoruz. Mevcuttaki plan kararları aslında doğu aksındaki gelişmeyi yönlendiriyor. Ancak kentin şu bölgesinde özellikle bazı noktalarda ortaya çıkabilecek emsal artışları ile ilgili bir yönlendirme yapmıyor. Yani planın öngördüğü emsal dağılımı, mekansal emsal dağılımı ve modelin öngördüğü mekansal emsal dağılımını şu son iki görselde görebiliyoruz. Son olarak ürettiğimiz modelin güçlü yanlarını emsal değerlerin tahmin edilmesi, farklı kentler için uygulanabilir olması. Çünkü biz burada hem kriterleri hem de kriterlerin ağırlıklarını
O kentin geçmiş yapılaşma eğilimleri bazında değerlendiriyoruz. Modelin görece basit olması, küçük ve orta ölçekli kentleri değerlendirmesi, yine ülkemizdeki kentlerin çok büyük bir çoğunluğu bu kategoride yer alıyor olmasına rağmen bu kategorinin mekansal yapılaşması ile ilgili çok fazla araştırmaya yer aslamıyoruz. Yine yatay büyümenin yanında dikey büyümenin, üç boyutlu büyümenin tahmin edilmesi, parsellerin en küçük model birimi olarak değerlendirilmesi, farklı senaryolara göre, farklı nüfus ve talep senaryolarına göre veya farklı mekansal genişleme senaryolarına göre modelin esnetilebiliyor olması modelimizin güçlü yanları. Modelle iyi yapılabilecek iyileştirmeler de güçlü zamansal veri, işte diğer arazi kullanımlarının modele dahil edilmesi, farklı ölçekteki şehirlere uygulanabilir, parsellerin zaman içerisindeki bölünlenmesi, yeni imar parsellerinin oluşması modele entegre edilebilir. Yine ekonomik kriterler daha kapsamlı değerlendirilebilir. Bu bir model açık erişimli bir yazılıma çevrilebilir ve yol ağlarının zaman içerisinde farklılaşması, yolların etkilerini görmek açısından önemli olabilir. Benim sunumum da bu kadar. Olabildiğince sıkıştırmaya çalıştım. Birazcık hızlı geçtim. Soru cevap bölümünde yine olursa sorularınızı cevaplandırmaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Özen Bey. Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Mehmet Ali İzer hocamıza da buradan tekrar teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Bu arada ufak bir bilgi aktarımı yapayım isterseniz. Azem Bey'in sunumuyla da bir nebze ilişkili olacaktır diye ümit ediyorum. Günümüzde kent çeperlerinin hareketli olduğunun farkındayız. Yapılı çevrenin kent sakinlerini etkilediği yönünde ve yapılı çevre ile kent sakinleri arasındaki ilişkinin bir nevi karşılıklı gerçekleştiğini görmekteyiz. Nitekim kalkınma, iklim değişikliği, nüfus artışı, göç gibi nedenler kentsel planlamanın önemini de her geçen gün vurgulamakta. Nitekim bugün 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü. Bu vesileyle biz de bu webinarımızı gerçekleştirmek istedik. Dünya Şehircilik Günü dünyada yaklaşık 70 yıldır kutlanan bir gün. Bugünün önemi dünya çapında kentsel ve bölgesel planlamanın amaçlarına, hedeflerine ve ilerlemesine dikkat çekmek için toplumu ve yerelde yaşayan vatandaşları, yetkilileri planlamanın değeri konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta. Dolayısıyla şu anda bizlerin de sizlerle paylaşmak istediği tezlerin her biri aslında farklı alanlarda farkındalık sağlayabilecek tezler. Dolayısıyla bu paylaşımı Dünya Şehircilik Günü'ne denk getirmek istedik. Bu kapsamda da sunum yapan arkadaşlarımıza sorularınız olursa Q&A bölümünden tekrar bizimle paylaşırsanız program sonunda kendilerine iletmiş olacağım. Şimdi isterseniz sözü Betül Hanım'a vereyim. Betül Hanım İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tezini tamamladı. İstanbul kent bölgesinde bir aracı kent örneği olarak Balıkesir tezini tamamladı. Murat Şentürk hocamızın kontrolünde bu tezi yürüttüler. Sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Aslında ben daha yeni mezunum. 2022 Şubat ayında mezun oldum ve ondan sonra da doktor unvanımı aldım. Benim tezimin başlığı İstanbul kent bölgesinde bir aracı kent örneği olarak Balıkesir. Kısaca nelerden bahsedeceğimi söyleyecek olursam, çalışmanın amacından, araştırmanın temel noktası olan yeniden ölçekleme aracı kentlerin tanımlarını yapacağım. Ardından da saha çalışmasından, burada hepsini aktaramıyorum tabii, tezde daha detaylı bunlar ama belli başlı başlıklarına burada yer vermeye çalışacağım. Sonunda da sonuç bölümüyle bağlamayı düşünüyorum. Benim çalışmamın amacı yeni bir kentsel oluşum olan aracı kentleri, ulus devlet mekanının yeniden ölçeklenmesini simgeleyen kent bölge etkisi için analiz etmek, kent bölge etkisiyle kentlerin yeni statüler, ölçekler kazanabildiklerini İstanbul kent bölgesine yer alan Balıkesir bağlamında anlamaya çalışmak, eşitsiz gelişim ve mekansal patlamaların sorun olduğu bu noktada çözüm için aracı kentleri sunabilir miyiz diye araştırmaya çalıştım ben. Araştırma bir karma yöntem üzerinden ilerliyor ve bu aşamada da üç farklı düzeyle ilerliyor.
makro, mezun mikro düzeyde ilerliyor. Makro düzeyde 1980 yılından itibaren Türkiye'nin küresel ekonomiye eklenmek için hayata geçirdiği kentsel politikaların değişimi, yeniden ölçeklenme süreçleri ve bu süreçte gerçekleşen kentsel müdahaleleri kapsıyor. Bu bağlamda da merkezi ve yerel yönetimler tarafından hazırlanan planlar, raporlar müdahalenin kapsamı ve amacını anlamlandırmak için kullanıldı. Mezo düzeyde ise istatistiki verilerin betimsel analizi yapılmaya çalışıldı ve böylelikle hem aracı kent literatürden Türkiye'deki kentleri nasıl benzeştirebiliriz hem de bunlardan nasıl bir farklılık ortaya çıkarabiliriz diye betimsel analizi yapıldı. Bu kapsamda nüfus, göç, istihdam, ekonomik faaliyet, yaşam kalitesi gibi farklı verilerden yararlanıldı ve bu aşamada iki farklı kent öne çıktı. Birisi İzmir kent bölgesi için Aydın, birisi de İstanbul kent bölgesi için Balıkesir. Biz burada İstanbul kent bölgesinin tabanını daha fazla geliştirdiğini düşünerek ve gözlemleyerek Balıkesir ve İstanbul kent bölgesini ele aldık. Bu yüzden de mikro düzeyde İstanbul kent bölgesinde alternatif kentsel oluşuma giden süreçte Balıkesir aracı kentinde yaşanan değişimi gözlemlemeye çalıştık. Burada hem zaman mekan yani 2000 yılından günümüze olan değişimleri gözlemlemeye çalıştık. Ve bunları da makro mikro boyutta çalıştık. Bu bağlamda da mülakatlar gerçekleştirdik. Kentin değişimleriyle mülakat yaptık. Toplamda komisyenler, akademisyenler var, basın var, yerel yöneticiler var, STK'lar var, kooperatifler var, kamu kurum ve kuruluşları var. Yani total olarak 33 kişiyle birlikte mülakat yaptık. Peki araştırmanın temelini oluşturan yeniden ölçeklenme nedir dersek, kentlerin küresel ve yerel bağlamda farklı ekonomik ve yönetimsel oluşumların içerisine girmelerine ve bu sayede yeniden tanımlamalarına yeniden ölçeklenme adını veriyoruz biz. Bu bir kentin küresel bağlantılara eklemlenerek küresel kent haline gelmesine örnek olabileceği gibi aynı zamanda ulusal düzeyde alınan bir kararla büyükşehir ilan edilmesinde de yine aynı örneğin içerisine dahil edebiliriz. Aslında yeniden ölçeklenmenin ilk örneği küresel kent oluşumuyla karşımıza çıkıyor. Daha sonra küresel kent bölgelerin daha geniş alanlara yayılmasıyla birlikte kent bölgeleri yeniden ölçeklenme içine dahil edebiliyoruz. Aslında yeni ölçekler mekanın hem yeniden yapılanmasını açıklamaya sağlıyor hem de ekonomik rekabette avantajlı olan kent bölgeleri yatırım yapılmasını da gözler önüne seriyor. Bu süreç, yeniden ölçeklenme süreci aslında 1980 sonrasında başlayan bir süreç. 1980 öncesinde ulusal kalkınmalar ve mekanların bölgesel politikalar üzerinden gelişmediği bir dönem çünkü. Bu alanda daha ziyade Keynesyen yönetiminin yükselişinden bahsediyoruz. Ancak 1980'den sonra korumacılık ve ulusal kalkınma tam tersi bir yöne doğru ilerleme başlıyor. Artık kentsel politikalar kalkınma önceliklerine bağlı olarak yeniden konumlanıyor ve öncelikli alanlara daha fazla yatırımlar yapılıp daha fazla rekabet içerisinde yer almaya çalışılıyor. Bu yüzden de özel birikim stratejileri harekete geçiyor. Bu yüzden de 1980'den sonra yeniden ölçeklenen devlet mekanlarından bahsedebiliyoruz. Türkiye bağlamında da bunu 2000 öncesi ve 2000 sonrası olarak ayırabiliyoruz. İstanbul'un küresel kent oluşumu 1980 ve 2000 yılları arasında aslında gerçek anlamıyla görünebiliyor. Çünkü bu dönemde hem İstanbul'daki sanayi azmanlaşıyor, azmanlaştıktan sonra da desentralizasyon süreci düşünülmeye başlıyor ve hizmet sektörüne ağırlık vermeye çalışıyor. Tabii İstanbul'un küresel kent sürecine girmesi ve desentralizasyon süreci kendine özgü bir sürece sahip. Çünkü hani ne kadar desentralizasyon sürecini yaşamış olsa da İstanbul küresel kentinde hala sanayilerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz ki TÜİK'in yaptığı ekonomi faaliyet bağlamındaki verilerden de bunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak 2000'lerden sonra İstanbul'un tabanını genişletmesi ve aynı zamanda 2009'daki İstanbul Çevre Düzeni Planlaması ile birlikte bölgenin kalkınmasından bahsettik. Buraya dair farklı bir oluşum gündeme gelmesini sağlıyor. Çünkü artık tabanını genişleten bir İstanbul'dan bahsediyoruz ve oluşan bir kent bölgeden bahsetmeye başlıyoruz. Bu da eşsiz gelişen, yeniden ölçeklenen kent bölgenin gündeme geldiğini ve bu bölgede aracı kent gibi farklı bir oluşumun acaba ihtiyacı olabilir mi, gündeme gelebilir mi sorusunu karşı karşıya getirmişti bize. Buna bağlı olarak da aracı kentler nedir tanımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aracı kentler aslında çok da uzak olmadığımız bir tanıma sahip.
metropol kentlerin arasında ve ağında olabilen, bu kentlerin uydusu olabilen, büyük kentlerin istihdam ve nüfus yükünü alabilen, küresel ve yerel pazarlara entegre olabilen, bunların arasında bağ kurabilen, ekonomik faaliyet çeşitliliğine sahip, yani sadece tek bir ekonomik faaliyete sahip değil, çeşitlilik içerisinde bir ekonomik faaliyet var. Yüksek yaşam kalitesinin sahip olduğu, 45 de görünüldüğü kentler aracı kentler. Ancak bu kentler yine bulundukları ülkelere göre farklı nüfus yapılarına sahip olabilirler. Bu onların heterojen olmalarıyla alakalı. O yüzden de doğal nüfus artışı ve göç ile nüfuslarını arttırabiliyorlar. Asya ülkelerinde mesela nüfusları 1 milyon üstüne çıkabiliyor. Asya ülkelerinin nüfus yapısı sebebiyle. Bölgesel etkisi yüksek olan ve bölgesel gelişim projelerinde yer alabilen kentler, aracı kentler. Aynı zamanda yerel kültürden etkilenen, yeni yaşam tarzlarını da barındırabilen kentler, aracı kentler. Bugün burada sunumunu yapmaya çalıştığım şey aslında bizim sağ kısmımızdan elde ettiğimiz verilere dayanıyor. Ve o kısmı ben biraz hızlı geçeceğim. Çünkü tezde bunlar daha kapsamlı bir şekilde ve ancak sığdırabildiğim kadarıyla. Balıkesir'in aracı kent olarak konumlanması, yani anlamda yeni bir oluşumun etkisine içerisine girmesi, ulusal ve yerel dinamiklerin birlikte ele alındığı bir süreci gösteriyor. Çünkü yerin yeniden ölçeklendiği ve Balıkesir'in aracı kent olarak kullanılabildiği bir sürece gidiyoruz. Burada o yüzden de merkezi politikalar ve aşağısında yerel yönetimlerde nasıl yansımasını bulduğu önemli. Balıkesir'in yeniden ölçeklenme sürecinde öncelikli olarak kentsel müdahalelerden bahsedebiliriz ve bu anlamda İstanbul kent bölgesinin Balıkesir etkisi öne çıkıyor. Çünkü 20. yüzyılın son çeyreğinde Türkiye'deki mekansal politikalar daha önce bahsettiğim gibi yeniden ölçeklenmeye ve kent bölge oluşumuna olarak daha rekabetçi bölgelere yoğunlaşmaya başlıyor. Bu anlamda da bizim ilk başta aklımıza gelen İstanbul kent bölgesi oluyor. Çünkü Marmara bölgesinde ülke nüfusunun 1/3'üne ev sahipliği yapıyor. Bu da İstanbul kaynaklı bir nüfus yapısına sahip. Çünkü İstanbul tabanını genişlettikçe çevresindeki ağlarla birlikte daha büyük bir hale geliyor. Ve o yüzden de hem üretim mekanizmaları hem de altyapı ve yatırımları bölgede yoğunlaşmaya başlıyor. O yüzden de İstanbul kent bölgesi daha da güçlenmeye, daha da nüfus ve yatırım almaya başlıyor. Çalışma kapsamında Balıkesir'in bu İstanbul'un küresel kent oluşumundan yararlanmayı düşündüğü ve sıradaki il olarak konumlandığı öne çıkıyor. Demin bahsettiğim İstanbul çevre düzeni planıyla birlikte aslında bu daha da görünür hale geliyor. Çünkü bölge düzeninde bir katma değer oluşturmaktan ve nüfusun bölge içinde kalmasından bahsediliyor. Bu da bize beraberinde yeni bir politika olan alt çemberi gösteriyor. Böylelikle kentlerin birbirlerine ulaşımı merkezi yönetimin Balıkesir'e etkisine bakacak olursak, demin bahsettiğim o ulusal ve yerel dinamiklerde ulusal kısmında rapor ve planlar öne çıkıyor. Çünkü böylelikle kent bölge destekleniyor planlarla birlikte. Altın çember dediğimiz ulaşım ağı da mekansal patlamaların tabanını genişletmek için bir araç olarak kullanılıyor. Bu süreçte Balıkesir büyükşehir ilan edilmesi ve süreçte yine yönetim ve bütçe yapısını değiştirmesi. Yine ulusal strateji raporlarıyla birlikte bulunacak alanların ilanı da yine bu kapsamda değerli. Yerel yönetimin kentsel müdahaleleri etkisine bakacak olursak bu 3 aşamada oluyor. Kamusal mekana dair kentsel müdahaleler, konut alanlarına dair kentsel müdahaleler, bir de istihdam alanlarına dair kentsel müdahaleler. Kamusal mekana yönelik olduğunda rekreasyon alanlarıyla sosyal ve kültürel alanlara dair müdahaleler öne çıkıyor. Burada kentin yüzünü tamamen değiştirmeye yönelik ve daha yeşil bir kent imajı sunmak amaçlanıyor. Sosyal ve kültürel alanda ise nitelikli iş gücünün kente gelmesi ve kentte kalıcı olması amaçlanıyor. Buna bağlı olarak da farklı tüketim alışkanlıklarının gelişebilecekleri mekanları yaratmaya çalışılıyor. Konut alanında ise Balıkesir'de hem konut fazlası var hem de konut azlığı durumu söz konusu. Çünkü burası hem metropolden kaçış alanı olarak simgeleniyor. Şimdi ikinci konut alanları sebebiyle hem de lüks konut üretimi ve tüketimi kapsamında da yeni ihtiyaçların gündeme geldiğini görüyoruz. Kente beyaz yakalıların çekilmeye çalışılması aynı zamanda buna dair kentin hazırlanması da denilip hazırlanmasını da kapsıyor.
İstihdam alanlarında ise sanayi odaklarının aslında öne çıktığını görüyoruz. İstanbul Kent Bölgesi'nin rekabet gücünü arttırması, demin bahsettiğim altın çemberle birlikte kesintisiz bir ağa ulaşması ve İstanbul'daki doyumun artmasıyla birlikte çevresine doğru desantralize süreciyle beraber aslında düşünebiliriz. Nitekim yerel yönetimler kapsamında belediye başkanı İstanbul'un yükünü almaya talip olması bu süreci de başlatan bir sebep diyebiliriz. Yine buna benzer olarak, bu görüşe paralel olarak belediyenin hazırladığı bölgeleri göre sektörel ayrım yapılıyor ve buna göre mekanlar farklı şekilde sermaye biçim tasarısına giriyor. Ancak burada mülakatlar esnasında sık sık vurgulanan habilsiz sanayileşmenin devamlı önüne geçmekti. Bu yüzden de hani kentteki işsizliği yok edecek kadar sanayinin gelmesi ve kontrolsüz sanayileşmenin önüne geçmesi, aynı zamanda kontrolsüz güç önüne geçmesine vurgulandı. Sanayiye yönelik önlemlerin alınması yine buna bağlı olarak yeni gelen fabrikaların elemeden geçmesi ve çevreye daha duyarlı olan sanayilerin gelmesine yönelik vurgu yapıldı saha çalışmasında. İkinci aşamada Balıkesir'in kent bölgede aracı kent statüsü kazanması. Burada üç başlık altında geçeceğim. Tez de daha geniş bu. Bunlardan birisi coğrafi konumu. Kent bulunduğu ulaşım ağı güzergahında da zaten İstanbul, İzmir, Bursa üçgeni arasında kalıyor. Bu yüzden de sahada devamlı arada kent tanımıyla tanımlanmıştı. Arada kent aynı zamanda aracı kent kavramıyla da bir anlamda uyumlu. Konumu nedeniyle farklı mekansal patlamaların odağına yerleşmesi onun yoğunluğu devredebilecek bir mekan olarak da öne çıktığını gösteriyor. Ancak burada katılımcıların yine sık sık vurguladığı noktalardan birisi işte mekansal çözümlemelerdeki olumsuz bakışı da sergiliyor. Hani bir Tekirdağ olmasını söylemi çok sık sık geçti mesela mülakatlarda. Hani kirlilik, çevresel tahribat ve o yüzden de nüfusun yoğunlaşması korkusu çok fazla hakim. Balıkesir'in demografik yapısına bakılacak olursak, demin söylemiştim, aracı kentler heterojen bir yapıya sahip. Hani bulunduğu konuma ve ülkelerine göre farklı bir nüfus yapısını sergiliyorlar. Balıkesir de aslında bununla uyumlu olarak hani hem bölgeye hem de ülkeye özgü bir nüfusa sahip. Hem Türkiye'nin 83 milyonluk bir nüfusa sahip olması, hem Balıkesir'in Marmara bölgesinde yani nüfusun üçte birinin barındığı bir bölgede alması, hem de İstanbul kent bölgesinin çeperinde, içinde yer alması, onun nüfusunu arttıran özellikler içinde yer alıyor. Bu bağlamda Balıkesir'in demografik yapısı da metropol kentlerden göç almasına göre değişiyor. Hatta farklı bölgelerde farklı göç pratikleri sergileniyor. Örneğin kuzey bölgesinde daha fazla emek göçü sergilenirken körfez bölgelerinde daha ziyade yaşam tarzı göçü gözlemleniyor. Burada benim hazırladığım bir grafik vardı mesela. Yıllara göre 50 artı yaşın daha fazla göç aldığı bir durum söz konusu Balıkesir'de. Balıkesir'deki Kırkent etkileşimine bakılacak olursak son olarak. Araştırma esnasında sık sık metropollerin manavı gıda deposu şehir olarak kullandı. Aslında bu bulunduğu konumdan da kaynaklı. Hem kentin tarım alanlarının geniş olması ve tarım ürünlerinin fazla olması bulunduğu bölgede daha hızlı bir şekilde aktarılmasını ve tüketilmesini de sağlıyor. Kırsal alanla iç içe olması bunu sağlıyor aslında. Kente Kırkent etkileşiminin yoğunluğunu işte tarımsal ve hayvansal ürünlerin çeşitliliğinde de görebiliyoruz. Genel olarak zaten bütün verileri, üretimler ilk 10-20 arasında yer alıyor. Bu yüzden de kentin alt bölgelerinde de her türlü ürünün farklı bir sermaye birikimi olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu orman ürünlerinden gıda ürünlerine kadar çeşitlilik gösteriyor. Yani kırsal tabanlı bir farklı sermaye birikim araçlarından bahsedebiliyoruz burada. Yine kırsal çevreyle metabolik bir ilişkinin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Aracı kentlerin en önemli özelliklerinden birisi de bu. Böylelikle tarım sektöründeki istihdam ve lojistik altyapısı açısından Marmara Havzası'nda en güçlü illerden birisi olduğunu görebiliyoruz. Balıkesir'in istatistik anlamından kırsal hizmet yükünde de yine öncelikli kentlerin içerisinde yer alıyor Balıkesir. Kentte Kırkent bütünlüğünün yoğun olması aslında bir anlamdan da işsizliğin de görünürlüğünü azaltıyor. Çünkü köyle bağlantının güçlü olduğu yerlerde işsizlik çok fazla görünürlüğe sahip değildir. Çünkü bireyler zaten köyden de geçim kaynaklarını elde ettikleri için işsizliğin görünür hale gelmesini engelliyorlar.
Sonuç olarak bakacak olursak aracı kentlerin temel nitelikleri nelerdir diye sorsak 4 madde öne çıkıyor. Birincisi sermaye birikimi ve nüfusun yoğunlaştığı küresel kent ve kent bölgelerde ki yükü azaltmak. İkincisi eşitsiz gelişimi hafifletmek. Üçüncüsü kırkent etkileşiminin var olduğu bir kent yaşamı sunmak. Mekansal anlamda dengeli bir dağılımı öncelemek de son dinamik olarak öne çıkabilir. Bu ses çalışmasına hareketle Balıkesir bir aracı kent olarak konumlanıyor ama bu kentin aracı kent statüsüne devam etmesi için de belli başlı ihtiyaçlar göz önünde bulundurabiliriz. Bunların başında işte büyük çaplı projeler yerine gıdaya ticarete yönelik sermaye birikimi desteklemesi, tarım alanlarının ve kültürel zenginliklerini koruması, markalaşmasını gayrimenkul yerine üretim bağlamında yaratması, yenilebilir enerjiye desteklemesi, doğa ve çevre tahribatını önlemesi, kontrollü sanayi ve dengeli kentsel gelişimi desteklemesi ve son olarak da sadece karayolları değil alternatif ulaşım ağlarını da yaratması olarak öne çıkıyor. Benim sunumum bu kadar da dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Betül Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Hocamıza da tekrar teşekkür edelim. İsterseniz Birleşmiş Milletler'in kentleşme adına en güncel verilerine bir göz atalım. Dünya nüfusunun yaklaşık %55'i kentlerde yaşıyor. Bu oranın 2050 yılında %68'e çıkması bekleniyor. Yani ülkemizde de olduğu gibi kırsaldan kente doğru geçiş hızla devam ediyor ve bu beklentiler 2050 yılına kadar 2,5 milyar insanın kentleşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kentleşme devam ettikçe sürdürülebilir kalkınma, özellikle kentleşme hızının en hızlı olduğu tahmin edilen düşük gelirli, düşük orta gelirli ülkelerde kentsel büyümenin başarısına bağlı. Birçok ülke konut, ulaşım, enerji sistemleri, diğer altyapılar, istihdam, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerde dahil olmak üzere artan kentsel nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Bu kapsamda şehir planlamanın, şehirciliğin, yerel yönetimlerin sahada daha sağlıklı ve güvenli iş yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Bizler de desteklediğimiz tezleri bu kapsamda yapıyoruz. Son olarak Numan Bey'i dinleyelim isterseniz. Numan Bey tezini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamladı. İmar planı değişikliklerinin yasal, mekansal ve kentsel rant perspektifinden incelenmesi İstanbul örneği başlıklı bir tezi var. Kendisine sözü bırakıyorum. Teşekkürler Betül Hanım. Büşra, pardon. Ekran geldi mi? Ekran paylaşımı. Henüz bize ulaşmadı. Sanırım yükleniyor. Şimdi geldi. Bir saniye. Ama hareket edemiyorum. Çok güzel. Bir saniye ama ben... Biz şu an sunumunuzu görebiliyoruz ama sizleri de görüyoruz. Ama ben sunum üzerinde hareket edemiyorum. Sunumu ilerletemiyorum. Bir saniye, bir yöntem denemem lazım. Biz bunu az önce yapmıştık ama niye şimdi böyle şey oldu anlamadım yani. Numan Bey isterseniz standart bir sunum paylaşın. Bir saniye yine bir şöyle yapayım. Şu an görünüyor sanırım, artık böyle devam edeceğim geçişler olmadan. Tamam, şu an bir problem yok. Geçişlere aşama aşama geçiyorduk ama şimdi böyle birden geçiyor sanırım. O da neden kaynaklandı anlayamadım. Öncelikle herkese merhaba. Ben
tezimde Profesör Doktor Şevki Şence Türk hocamızla birlikte imar plan değişikliklerinin mekansal, kentsel rant ve hukuksal perspektiften incelenmesini çalıştım. Öncelikle neden plan değişikliği çalıştık? 1980'lerden sonra artan neoliberal politika baskıları kent mekanına parçacıl müdahalelerle entegre edilmekte. Bu parçacıl müdahaleler proje bazlı sistemlerde çok sorunu oluşturmamakta. Çünkü proje bazlı sistem esneklik temeline kurulmuş. Ama plan bazlı sistemlerde, bizim uyguladığımız plan gibi ülkelerde plan bazlı sistemlerde bu parçacıl müdahaleler büyük sorunlara neden olmakta. Genellikle bu parçacıl müdahaleler plan bazlı sistemlerde plan değişiklikleriyle entegre edilmekte. Biz bir literatür taraması yaptık. Literatür taramasında plan değişikliklerine ilişkin çalışmaların hukuksal ve politika boyutunu, mekansal boyutunu ve değer yakalama boyutu olarak üç şekilde ele alındığını tespit ettik. Ve bu çalışmaların kısıtlı verilerle küçük ölçeklerde ve bütünsellikten uzak ve süreçten bağımsız olarak değerlendirildiğini tespit ettik. Çalışmamızda bu üç temel başlığın hukuk, mekan ve değer yakalama yani rantını düşündük. Çünkü biri olmadan diğerinin anlaşılmasının zor olacağını düşünerek üç başlıkta ele aldık plan değişikliklerini. Çalışma alanı olarak da İstanbul Metropolitan Alan Bütünlüğü seçtik ve 2008 ve 2018 yılları arasında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış plan değişikliklerini ele aldık. Neden İstanbul'u seçtik? Neoliberal politikal baskıların en çok görüldüğü kent, yabancı sermaye ve özel sektör yatırımları çok cazibe merkezi, piyasa temelli birçok plan değişikliği yapıldı. Yatırımlar için dinamik bir yapısı var ve ciddi bir veri arşivi aslında İstanbul. Temel amacımız plan değişiklikleri hukuksal, mekansal ve kentsel rant üzerine etkilerini ortaya koymak. Süremiz çok kısıtlı olduğu için. Üç tane araçların plan bazlı sisteme etkileri nelerdir? Plan değişikliklerinin mekansal etkileri nelerdir? Plan değişikliklerinin kentsel rant oluşumunun etkileri nelerdir? Bunlara ilişkin de alt hipotezlerimizi belirledik. Sunum içerisinde anlatacağım için alt hipotezleri de hızlı geçiyorum. Araştırmanın temel ilk aşamasında hipotezleri belirledik ve teorik çerçeveyi oluşturduk. Ve ikinci aşamada ülke örnekleri seçtik. Plan bazlı sistemi uygulayan ülkeler, proje bazlı sistemi uygulayan ülkelerden de İrlanda ve İngiltere'yi seçtik. Buradaki plan değişikliklerini yine üç boyutta inceledik. Mekansal, hukuksal ve kentsel rant perspektifinden. Daha sonra Türkiye üzerinde bir plan değişikliklerini süreç içerisinde inceledik ve İstanbul üzerine odaklanarak araştırmamız tamamladık. Öncelikle seçtiğimiz ülkelerde kısaca bahsedeceğim burada. Plan bazlı sistemi uygulayan ve proje bazlı sistemi uygulayan ülkelerde ciddi bir hibritleşme söz konusu. Plan bazlı sistemi uygulayan ülkeler planların çok katı, şikayetli, planları daha esnek ve takdir yetkisinde imkan çalışırken diğer tarafta proje bazlı sistemi Numan Bey, sesinizi duymakta güçlük çekiyoruz. Arzu ederseniz görseli kapatırsanız sunuma odaklanmakta belki kolaylık yaşarsınız. Şu an görselinizi sanırım göremiyorum ben ama evet, şu an görselinizi de göremiyoruz. Siz de donmakta. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, şu an alıyoruz. İsterseniz görselinizi açmadan sadece sunumunuzu açın. Belki bu şekilde daha kolay görüntüleyebiliriz ekranınızı. Şu an
Şu an duyamıyoruz sizi ama. Kusura bakmayın, benden kaynaklı bir şey değil ama neden böyle oldu anlamadım. Estağfurullah. Bir görselinizi açın isterseniz ama kendi görüntünüzü kapatırsanız belki daha kolay aktarım sağlanır. Bir saniye. Şimdi görsel sunumu geldi sanırım. Evet, gayet net. Peki. Kaldığınız yerden devam edelim. İncelediğimiz ülkelerden bahsediyordum. 4 ülkeden. Plan bazlı sistemi uygulayan ülkelerden Almanya ve İtalya'nın artık proje bazlı sisteme doğru hibritleştiğini tespit ettik. Buna karşılık da proje bazlı sistemi uygulayan ülkelerden İngiltere ve İrlanda'nın da artık planları çok esnek olmasından, yasal bağlayıcılığının olmamasından şikayetle planları daha böyle bağlayıcı bir zemine oturtma kaygısında olduklarını tespit ettik. Burada ülkeler arasındaki hibritleşmeyi görüyorsunuz. Peki biz burada neredeyiz? Evet, Almanya hala plan bazlı sistemi uygulayan bir ülke. Nispeten mortgage krizinden sonra kaymalar olsa da. Yalnız İtalya'nın şu an plan bazlı sistemi uyguladığını söylemek pek mümkün değil. Peki biz bu grafiğin neresindeyiz diye baktık. Bizim sistemimizde... Planları esnetme ve taktik etkisini artıran araçlar nedir diye baktık. İşte mekansal strateji planı, yetkinin parçalanması, özel amaçlı planların sayıca çok olması, planlama anlaşmaları, karma fonksiyon kullanımı, seçenekli fonksiyon, bonus var, plan notları ve plan değişiklikleri aslında bizim planımızı esneten araçlar. Ve biz de bu grafikte artık Almanya, İtalya kadar olmasa da Almanya'dan daha fazla artık hibritleştiğimizi söylemek mümkün. Bu çalışmada bu hibritleşme araçlarına plan değişikliklerine odaklandık. 1985 yılı bizim planlama sistemimiz için kırılma noktası. İmar kanunumuz 1985'te yürürlüğe girdi ve yetki merkezi yönetimden yerel yönetimlere aktarıldı. 1985 öncesine ilişkin veriler çok kısıtlı. Sadece bir tane akademik çalışma var ve o akademik çalışmaya göre de 1965-78 yılları arasında Türkiye genelinde 20.787 tane plan değişikliğinin yapıldığını bahsediyor bu çalışmada. Ama yetkinin yerele verilmesinden sonra plan değişikliklerinin yapılmasına ciddi bir artış gözlemleniyor. Bizim süreç olarak ele aldığımız 2008-2018 yılları arasında da plan değişikliğine ilişkin sadece Büyükşehir Belediyesi'ne 13.009 tane plan değişikliği talebinde bulunulmuş ve bunların 8.810 tanesi onaylanmış. Biz tabii bu ilk aşamaydı. Daha sonra şunu fark ettik. Her meclis kararının içine girdiğimizde, detayları incelediğimizde bir meclis kararıyla birden fazla plan değişikliği yapılmış olduğunu tespit ettik. Ve toplamda 17.369 tane plan değişikliği yapıldığını söylemek mümkün. İstanbul'da 10 yıl içerisinde. Yalnız bu sadece Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı plan değişikliği, bakanlığın yaptığı plan değişiklikleri yok. Plan değişikliklerini içeriklerine göre sınıflandırdık ve 12 başlık çıktı. Yönetmelikte 3 başlık tanımlanmış plan değişikliğine ilişkin ama uygulamada çok farklı başlıklarda plan değişikliği yapıldığını tespit ettik. Bunlardan en fazla olanı sosyal ve teknik altyapı alanının kullanım alanına dönüştürülmesi ve emsal artışına yönelik plan değişiklikleri. 12 başlığın 3 tanesini kapsam dışında tuttuk. Çünkü bunlar yönetmelikteki plan değişikliği tanımıyla uymayanlardı. İşte konu bakımından uygun olmayan plan değişiklik, işte bir fay hattının ötelenmesine ilişkin bir meclis kararı alınmış. Aslında bu plan değişikliği yapılmaması gereken bir işlem. Biz bu yüzden bunları kapsam dışında bıraktık. 3 aşamadan oluşuyor çalışmamız ve 46 kişiyle görüştük bu sınıflandırmadan sonra ve bu görüştüğümüz kişilerin 10 yıl mesleki deneyimlerinin olmasını öncüledik. Kamuda çalışanlardan, akademisyenlerden ve özel sektör çalışanlarından 46 kişiyle görüştük ve bu 46 kişiden öncelikle şunu istedik. Bu 9 başlığı kamu yararı perspektifinden değerlendirin. İşte kamu yararı taşıyorsa +1. Herhangi bir etkisi yoksa 0 ve kamu yararına olumsuzsa -1 verin dedik. Daha sonra mekansal analizleri yaptık ve son olarak da
plan değişikliğinin rantla ilişkisi nedir araştırırken de yine bu görüştüğümüz 46 kişiyle bu sefer şunu sorduk. Bu plan değişikliği değeri artırır mı, değeri azaltır mı, etkisi yok mu? Bunları tespit ettik. İşte ilk hipotezimiz plan değişikliğin proje bazlı sisteme geçtik. En önemli araçlardır. Bunu iddia etmiştik. Burada plan değişikliklerin mekansal dağılımlarını görüyoruz kabaca. İşte en çok plan değişikliği alt merkez, ikinci merkez dediğimiz alanlarda 8790 tane plan değişikliği yapılmış ve buradaki önemli ayrıntı şu, plan değişikliklerinin büyük bir kısmı yani %66'sı özel sektör talebiyle yapılmış. 17.369 tane plan değişikliğinin %66'sı, 11.447 tanesi özel sektör talebiyle yapılan plan değişiklikleri. Plan değişikliklerinin 5 yıllık zaman periyodundaki dağılımını görüyoruz. Genelde benzer eğilimler gösteriyor. Yalnız işte Fatih ilk 5 yılda hiç plan değişikliği yapmazken daha sonra en fazla plan değişikliği yapan ilçe konumunda. Bu grafikte de plan değişikliğinin ilçelere göre dağılımını görüyoruz. En fazla plan değişikliği işte Bağcılar, Eyüp, Küçükçekmece, Ümraniye, Sancaktepe. En az plan değişikliği Adalar, Sultanbeyli, Beykoz, Avcılar. Bu iyi bir durum çünkü bu ilçeler nispeten doğa sit alanlarını barındıran alanlar ve korunması gereken hassas alanlar. Bu haritada da plan değişikliğin mekansal dağılımları, siyah noktalar. Birazdan daha bunu analiz edilmiş halde göreceksiniz. İkinci hipotezimizde devletin kabul ettiği kamu yararıyla plancıların kabul ettiği kamu yararının birbirinden farklı olduğunu iddia ettik. Burada yine görüşmecilerden elde ettiğimiz sonuçlara göre bu 9 başlığın kamu yarar perspektifinden değerlendirilmesini görüyorsunuz. En fazla kamu yararı perspektifinden olumsuz olarak algılanan en fazla plan değişikliğinin yapıldığı ilçe Bağcılar, Eyüp Sultan ve Küçükçekmece. Yalnız bir rakamlar bizi yanıltır düşüncesiyle oransal dağılımlara baktık. Oransal dağılımlarda az önce grafikte hiç olmayan Beykoz, Bayrampaşa ve Esenyurt'un ve Pendik'in öne çıktığını görüyoruz. Yani en fazla olumsuz içerikli plan değişikliğinin yapıldığı ilçeler burası. Burada da plan değişikliklerin, olumsuz içerikli plan değişikliklerin mekansal dağılımlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi merkezde ve alt merkezde yoğunlaşmış ve ulaşım hatları boyunca yoğunlaşmış plan değişiklikleri, olumsuz plan değişiklikleri. Burada iki şey söyleyebiliriz. Bir, özel sektör yatırımcısı risk almak istemediği için erişilebilirliğin ve arazi fiyatlarının en yüksek olduğu yerlerde plan değişikliği talebinde bulunuyor. Diğer bir hipotezimizde kamu yararı kavramının planlama disiplinine faaliyet gösterenlerce farklı algılandığını iddia etmiştik ve bu da ANOVA testiyle doğrulandı. Özel sektör çalışanları plan değişikliğini bir gelir kapısı ya da bir iş olarak gördükleri için plan değişikliklerini daha az olumsuz olarak algıladıklarını tespit ettik. Plan değişikliklerinin farklı mekansal davranışlar sergilediğini iddia etmiştik. Bu grafikte gördüğünüz gibi İstanbul'da Adalar hariç bütün ilçelerde her türlü plan değişikliği yapılıyor bu 9 başlıkta. Burada da yine mekansal dağılımları, az önce bahsetmiştim, merkez ve alt merkezde yoğunlaşıyor plan değişiklikleri. Ve daha sonra 9 başlığın mekansal değişimleri nasıl diye inceledim. Tezde daha detaylı var ama özet olarak şunu söyleyebilirim. 9'u da farklı mekansal davranışlar sergiliyor. En ilginç olanı da özel sosyal ve teknik altyapı alanına ilişkin plan değişikliği ortada gördüğünüz İstanbul'un her yerini kümelenme eğiliminde sosyal ve teknik altyapı alanının özelleşmesine yönelik plan değişiklikleri ve plan değişikliklerinin büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarının etrafında kümelendiğini iddia etmiştik. İlk olarak ulaşımla ilişkisine baktık. Ana ulaşım akslarında 20-30 metre üzerindeki yollardaki plan değişikliklerinin incelerini inceledik. %67 tanesi bu plan değişikliklerinin %67 tanesi ulaşım etki alanında kalıyor. Yine bu sefer büyük ölçekli hastane, işte üniversiteler gibi devlet yatırımlarının olduğu alanlardaki plan değişikliği
değişikliklerine baktık. 500 metre buffer zonunda ve plan değişikliklerinin %72'sinin bu yatırımların etki alanı içerisinde düştüğünü tespit ettik. Ve özel sektör yatırımlarında da yine 5 yıldızlı otelleri, 30 ve üzeri yatak sayısı olan özel hastaneleri, alışveriş merkezlerini inceledik ve bunların etki alanına düşen plan değişikliklerine baktık. Burada daha net görebilirsiniz. 500 metre çap içerisinde plan değişikliklerinin %69'u da bu özel sektör yatırımlarının etki alanında olduğunu tespit ettik. Ve son olarak da rantla plan değişiklikleri arasında bir ilişki var mı? Öncelikle şunu iddia ettik. Plan değişiklikleri arazi fiyatlarının yüksek olduğu yerlerde daha çok yapılır ve aynı zamanda plan değişikliği arazi fiyatlarını da artırır hipotezini iddia ettik. Ve yine görüşmecilerden elde ettiğimiz sonuçlara göre hangi plan değişikliği arazideki fiyatı artırır sorduğumuzda da tip 2, tip 5, 7 ve 9'un plan arazideki değeri artırdığı, tip 3, tip 6 ve tip 8'in de arazideki fiyatı azalttığına yönelik veriler elde ettik. Daha sonra 3 tane örneklem ilçe seçtik. Üsküdar, Ümraniye ve Pendik. Arazi fiyatını artıran plan değişikliklerinin mekansal analizlerini yaptık ve bunların kümelenmiş olduğu sokaklardaki 2008'deki rayiç değeri ve 2019'daki rayiç değeri kıyasladık. Ve 2008'de şunu tespit ettik. Evet, bu alanlar 2008'de arazi fiyatlarının yüksek olduğu alanlar ve 10 yıl sonra plan değişiklikleri burada kümelendikten sonra plan değişikliklerinin yapıldığı alanlardan diğer mahallenin diğer sokak ve caddelerine göre görece olarak daha fazla fiyatı artırmış olduğunu tespit ettik. Sadece Küçükçamlıca hariç. Küçükçamlıca'da işte Yavuz Türk ve Ferah mahallelerine ilişkin 2016 yılında oranın planları onaylandı. Başka bir faktör etkili olduğunu tespit ettik. Yine Ümraniye ilçesinde de Dudullu, Aşağı Dudullu mahallesi hariç diğer mahalleler plan değişikliklerinin yoğunlaştığı mahalleler bizim hipotezimizi doğruladı. Ve son olarak da Pendik'te Kurtköy ve Yenişehir mahalleleri hariç buralarda kapalı site tarzı yerleşimlerinin yoğun olduğu bir alanlar. Fiyatı artıran başka nedenler vardır diye düşündük. Ve diğer mahallelerde aslında bizim hipotezimizi doğruladı. Çalışma sonunda şunu fark ettik. Plan değişiklikleri planları esnek hale getirmek ve takdir yetkisine olanak sağlamak için kullanılan bir araç ve daha çok özel sektör yatırımlarının kent mekanına entegre edilmesi için kullanılan bir araç. Özel sektör tabii ki kamu yararı ile ilgilenmiyor. Daha çok piyasa yararına odaklanmış olduğu için piyasa temelli yapılan plan değişiklikleri. Bu aynı zamanda bir kuralsızlaştırmayı beraberinde getiriyor. Mekansal dağılımla da ise plan değişikliklerinin, her türlü plan değişikliğinin kent bütününe yayıldığı ve belli alanlarda yoğunlaşmış olduğunu tespit ettik. Özellikle büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarında plan değişikliklerinin yoğunlaştığını ve bu durumun kentin planlı plansız kentsel genişlemeye yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Yine rant perspektifinden de plan değişikliklerinin büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımların etrafından yoğunlaşması ve beraberinde değer artışını getirdiğini, arazi fiyatlarını görece olarak diğer alanlara göre daha artırdığını, artırmasıyla birlikte kentsel rantın oluşmasında etkili bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? Yani bir plan var. 10 yıl içerisinde 17.369 defa değiştirilmiş bir plan ve bu planın %66'sı da, bu değişikliğin %66'sı da kamu yararı değil, piyasa temelli değişmiş, yapılan değişiklikler. Ne yapılması lazım? Öncelikle bir mantığın değişmesi lazım plan değişikliğine ilişkin. Hukuksal perspektifte ciddi bir yönetmelik öngörüsünde bulunduk biz. Bu yönetmelik kapsamında kamu yararı kavramının sınırlarının çizilmiş olması, net bir şekilde çizilmiş olmasını belirttik. Çünkü idari işlem unsurlarından herhangi bir idari işlem test ederken kamu yararı kararı alınması gerekirken planlar zaten otomatik olarak kamu yararı barındığı düşünülerek herhangi bir kamu yararı
kararı alınmıyor. Belki bu önerme planlar için doğru olabilir ama plan değişiklikleri için aynı şeyi söylemek söz konusu değil. Yani plan değişikliklerinin de otomatik kamu yararı barındırdığını söylemek çok doğru değil. Ve bu yönetmelikte kamu yararının kapsamının çizilmesi ve katılımın bir şekilde entegre edilmesini önerdik. Yani bizim sistemimizde plan değişikliklerinden biz uygulama aşamasında haberdar oluyoruz. Halbuki bunun çok çok öncesinden haberdar olmamız gerekir. Mekansal perspektifte de yine bu yönetmeliğe atıflar veren düzeltilmeler yapılması gerektiğini öngördük. İşte plan değişiklikleri sonucu oluşan negatif dışsallıkların ve az yapı gereksinimlerinin yükleniciler tarafından, yatırımcı ya da arazi sahipleri tarafından desteklenmesini yönelik yönetmelik hükümleri olması gerektiğini iddia ettik ve son olarak da plan değişikliği sonucunda bir değer artışı oluyor ve bu değer artışı yatırımcının ve mülk sahibinin cebini dolduran bir değer artışı, hiçbir şekilde kamuya yansımayan bir değer artışı. Bu değer artışının kamuya nasıl aktarılması gerektiğine yönelik bir önermelerde bulunduk. Ve bütün bunların kontrolünde bir teknik heyetin oluşturulması gerektiğini iddia ettik. Ve bu teknik heyet plan değişikliklerini hem teknik açıdan inceleyecek hem kamu yararı açısından incelenmesi gerektiğini savunduk. Komisyonlar var bizde aslında bu işlemi gören, ama biz şunu fark ettik çalışma kapsamında. Komisyonların hiçbir bağlayıcılığı yok görüşlerinin, sadece tavsiye niteliğinde. Komisyonun %100 olumsuz belirtti bir görüş mecliste oy birliğiyle geçmiş. Biz daha bu teknik heyetin daha bağlayıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünerek böyle bir öneride bulunduk. Sonuç olarak da işte yine az önce bahsettim. Plan değişiklikleri esneklik ve takdir etkisini sağlamak için kullanılıyor. Ve tartışmalı olan yatırımları meşrulaştırılmak için kullanılan bir araç. Ve aynı zamanda kentsel gelişime yön veren etkin bir araç olduğunu tespit ettik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sunum kapsamında kusura bakmayın, biraz aksaklıkları yaşadığımız bir sunum oldu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Estağfurullah, teşekkür ederiz Numan Bey. Ağzınıza sağlık. Şence Türk hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Doktora tezlerinde malum bazen ek yardımcı hocalarımız da bulunuyor. Şu an ismini anamadığımız hocalarımız da varsa onların da tekrar aslına sığınarak teşekkürlerimizi iletmek isterim. Malumunuz doktora çalışmaları çok uzun bir süreci kapsamakta ve yoğun bir emeği gerektirmekte. 10 dakikada anlatmalarını istedik doktor arkadaşlarımızdan. Ve artık bunları hani bu kısa bir süreye sığdırmaları da gerçekten bir meziyetti. Ancak daha ayrıntılı haliyle okumak veya sorularınız olursa iletmek isterseniz bizler her zaman buradayız. Şu an gördüğüm kadarıyla Q&A bölümünden bir soru ulaşmamış elimize. Tahmin ediyorum ki araştırmacılarımızın sunumları çok ayrıntılı ve sizlerin sorularınıza yer bırakmayacak bir haldeydi. Daha ayrıntılı versiyonunu okuduğunuzda ayrıntılı sorularınız da gelebilir. Bunları da bekleriz. Bugünkü sunumların doktora yapacak araştırmacılara ilham olmasını, diğer yandan da saha çalışanlarının ve profesyonellere katkı sunmasını diliyoruz. Bugün bildiğiniz üzere Zeynep Hanım da bir sunum yapacaktı, ancak bir cenazesi dolayısıyla katılamadı. Kendisine başsağlığı ve sabır da dileyelim. Yeni dönem tez desteği programının başvurularının pek yakında başlayacağını belirtmiştim. Kaçırmış olan katılımcılarımız için tekrarlamış olayım. Çok yakında Marmara Belediyeler Birliği'nin web sitesinden yayınlanacak. Coming soon diyelim, geçelim. Tekrar Muhammed Bey'e, Azem Bey'e, Betül Hanım'a ve Numan Bey'e sunumları için teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza da ekstra teşekkür ederim. Son söz olarak söz almak isteyen katılımcımız var mıdır acaba? Tekrar bir sormuş olayım. Yoksa tekrar son bir teşekkürle programı kapatacağım. Yoksa teşekkür ediyoruz. Bütün katılımlar için
Sağ olun. Hep birlikte yeni programlara diyelim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler.